Gaziantep'e hoş geldiniz tekrardan. Eyvallah. İşiniz gereği sık sık seyahat ediyorsunuz. Gaziantep'e ne sıklıkta geliyorsunuz? Hemen hemen her yıl birkaç sefer geliyorum yani. Mehmet Eminer Hoca rahmetliyle Bedrince tahtacıyı özlüyorum. Gelince zaman zaman kabirlerde gidip ziyaret ediyorum. Allah her ikisine de gani gani rahmet eylesin. Geçen hafta Avustralya'daydım. Ramazan'ın ilk iftarını Sydney'de Maarif Vakfı öğrencileriyle birlikte açtık. Yani artık dünya küçük bir köye dönüştü. Yani Gaziantep modern tabiriyle gastronomi diyorlar da ben o tabiri çok sevmiyorum. Dünya tarihine baktığımızda büyük devletlerin saraylarının en önemli unsurlarından bir tanesi mutfaklarıdır. İşte Osmanlı mutfağı, Çin mutfağı gibi hanedan mutfakları. İsterseniz mana tabiriyle bakalım. Mevlevilikte şeyhin baş yardımcısı baş aşçıdır. Yani baş aşçı olmadan, yemek pişirmeden gönül pişiremezsiniz. Mutfak önemli. Harlamak, ateşi yakmak, ateşte yanmak. Gönül ateşinin gıda ateşiyle buluşması önemli. Arzunun kararında bekliyor beni sevgili. Ben iyi sevgili. Ben uzaklara bakarken... Ne kadar okuyacağım? Ya iftarı açmadık. Sallıyorum kız, şiir falan yok. İftarı açmadık ona göre. Ama bence olmuştur ya, kontrolü. Çok motivasyonsuz. Asla yerine girmeyeceğiz. Hoş geldiniz. Tamam. Selamünaleyküm. Kapıda karşılıyorsunuz bugün. Bugün soğuk ve yağmurlu bir Antep günü. Maşallah. Yani vallahi sizi tebrik ediyorum. Bir gün otelden çıkınca karşımda görürsem şaşırmam. Eyvallah. Allah razı olsun. Buyurun. Aa! Arkadan mı geliyorsun ya? Vallahi sen var ya çok yaman çekicisin. Çok çekici bir adamsın. Müthiş çekici bir adamsın. Vallahi helal olsun. Seni tebrik ediyorum. Yandan çekiyorsun arkadan önden. Ama kendin de tebessümünle çekici bir adamsın. Sen de hakkını yemeyelim abi. Allah razı olsun. Bırak. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldiniz. Ya böyle mütebessim yüzleri görmek var ya. Şimdi hocam sizi görünce gülmemek. Allah razı olsun. Şimdi adam çekim yapıyor ya. Çok güzel bir tevriye buldum. Ya sen ne çekici adamsın dedim. Güzel değil mi? Çekici adam. Yani güzel bir albüm çıkacak ama tabii emek vermemiz gerekecek. Evet, şöyle sıradan. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Şükürler olsun. Ne var ne yok? Nasılsın? İyisiniz? Keyfin saatinde inşallah. Allah razı olsun. İşte görüyorsun halimi. Nasılsınız? İyisiniz? Çekim yapıyor. Ya bunu çekmeseydin keşke. Siz geçin oturun. Ben şimdi bir yüz boyaması filan yapacaklar. Onları yaptırayım. Ya daha önce hiç bu kadar arka arkaya makyaj yaptırmış mıydın? Yok, hayatımda bu kadar makyaj yapmadım. Ama alıştırıyormuş kendisini. Şimdi buraya gelince canım makyaj istemeye başladı. O değil, ben de işte geliyorum, yayına hazırlanıyorum. İzliyor musunuz? Dostlar merhaba, Ramazan'ın 6. günündeyiz. TVNET kanalında ve Gaziantep Medeniyet Şehri Gaziantep YouTube kanalında beraber olacağız. Selim Cerrah, Yusuf Çetinkaya misafirlerim olacak. Peki. 6. gün E harfindeyiz ve edebi konuşacağız. Yani edep ölçülülük demektir. Hayatın her alanında edep lazım. Mesela çekimin bir ölçüsü var. Siz o ölçüyle hareket ediyorsunuz. Çekimin edebi altın orana uygun bir çekim yapmaktır. Yani işte edep dediğimiz böyle bir şey. Mesela ticaretin edebi hakkıyla satmaktır ya da hakkıyla almaktır. Mesela yüzün edebi tebessümdür. Sizde bu var zaten. Allah razı olsun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ses. Nasıl var senin de bu anı bir gölge? Lekeli iklimlerde kalbim kanatsızlığı. Yayın başlıyoruz. Ya. Ben çok güzel plaket. Kafana dikkat et, arkana dikkat et. Barbie'nin sözünü mü hatırlatayım? Biz ilmin hep arkasından gidiyoruz. Allah razı olsun, estağfurullah. Bir gün daha bitti. 7. güne geliyoruz. Allah razı olsun. Bak, E harfinin edebi bir programı doldurdu. Edebin sirayet etmeyeceği tek yer yok. Teşekkür ediyorum. Siz de çok edeple çekim yapıyorsunuz. Allah razı olsun. Ben de hocam inşallah. Sağ olun. Allah kabul etsin. Sizin de inşallah. Yağmurdan beri tanıyoruz. Allah razı olsun. Mahallede çok görmedik o zaman. Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Allah kabul etsin. Ramazan şerifsiz var. Eyvallah. Hayır olsun. Bakalım abi. Konu Veysel Çelik Demir. Konuk da yanımızda zaten. Konu Veysel Çelik Demir'in hayatı abi. Veysel abi. Veysel ne yapıyor abi? Beni seslendiriyor şu anda. Ağzını oynat o zaman. Yapay zekam. Abi resimle başlayan ilkokul yıllarında kum sanatıyla devam eden, yeteneksizsinizle taçlanan ve buralara kadar gelen bir hayat hikayesi serüveni. Gayet güzel oldu. Hiç anlamadım. Boş zamanlarında birbirinize mi makyaj yapıyorsunuz? Evet. Abi kayıtta mısın? Bence buranın en çok yükünü çeken abi bak şu an. Abi Allah razı olsun. Allah çok seviyorum. Buranın sahnenin temizliği ve düzeni bize ait. Abi iki konum var. İki var, sorun yok. Ben seyrettim, söylüyorduk galiba. Evet, aynen böyle titriyorsun. Kendime geldim. Tableti de takdim ediyorum. Onlar da benim mi oldu? Buranın gerçek mimarı arkadaşlar. Tamam biz emek veriyoruz da. Tabii. O belediyenin içerisinde bu işlere bütçe ayırıp, emek sarf edip bunun olmasını sağlayan Genel Sekreterimiz Sezer Can bugün bizlerle. Yani esasında öyle değil. Esasında mesela bu kurguyu yapmak, bu vizyonu koymak. Yani sen bize burada önünü açıyorsun. Bende 30 yıldır bu vizyon vardı da önümü açacak kimse yok. Tamam. Sen burada senle beraber önümü açıldı. Sen açmaya devam. Sen burada asıp keserken Sezer Bey'den aldığın güçle mi asıp? Tabii ki. Abi bence bir daha. Yoksa burada bekçiye söz geçiremem ben. Bir daha düş. Onun önünü buradan söylüyorum, beni hep böyle kandırıyor. Ama bakıyorum güzel olmuş. Bir daha gelmeyeceğim. Yapmışlar görmeyeceğim.